Kaç tane? Sakin ol. Yanına geliyorum. Sakin ol. Polat. Ağı patlatmak için yanına gelmemi bekliyorlar. Sakin ol.
Alo Alper. Ne oldu Bulut? Niye geldin? Yeter bir haftadır kendini eve kapattığın. Ne bu halin? Karışma şekerim bana. Karışma. Şekerim, ben şimdi anlıyorum seni. Yere düşünce mi anlıyorsun beni Fuat Bey? Bu kadın kız işlerinden uzak durmanı diyorum. Ben çok kötü hissediyorum Bulut. Fuat Bey, uydurduğun yalana inandın. Sen Ahu'yu sevmiyordun ki. Onu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Ben kimi seveceğim Bulut? Ha? Neyle ilgileneyim? Neyle vaktimi geçireyim? Adnan Kaşıkçı'yı çok merak ediyordum gençken. Bu silah tüccarını. Zamanında yat tekne falan yokken Türkiye'de bu adamın haberlerini okuyorduk. En büyük yata kadınları doldurdu diye. Bir röportajında okudum. 50 yaşıma kadar vaktimi kadınlarla geçirdim. Sonra cinselliğim kalmayınca kendimi işe verdim demişti. Daha kaç yaşındasın Fuat Bey? Bulut, ben 81'den beri tekneye gidiyorum. Görmediğim yer, yaşamadığım şey kalmadı. Kadın mı? Bırak bir tekneye, bir ömre kaç kadın sığar ki? Çoktan hepsini hayatıma sığdırdım. Ama artık hayatıma yeni bir adrenalin bulmam lazım. Adrenalin yarın geliyor. Silah falan istemem. Adam vurmak da o kadar zevkli değilmiş. Neticede bu kanundan kaçma kısmı da heyecanlı ama ona da ihtiyacımız yok. Yok yok. Yeğenin geliyor. Çocuktan büyük adrenalin mi var? Bulut, dalga mı geçiyorsun benimle? Ne alakası var? Kemal mi yetiştirecek, Yıldız mı? Yoksa Davut Bey mi? Çocuğun rol modeli kim olacak? Keşke Polat Alemdar olsa. En azından her şey gerçek. Sen olacaksın Fuat Bey. Sen. Bulut, bak, o zaman bebeğe yarın bir parti verelim. Ha? Ayıp olmasın. Tamam mı? Tamam. Ha? Cengiz içeride mi? Evet, bir şey mi oldu? Dağda mı bir şey olsun Alper?
Oho, Polat Bey. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Buyurun. Başkanla birlikte bir randevuya gidiyorduk. Suikaste uğradık. Aynı randevuya ikinci kez gitmeye kalktığımda karşımda canlı bomba olarak Ahu Toros'u buldum. Şimdi başkan vekili olarak bana izah edeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle kaybınız için üzgünüm. Araştırmaları sürdürüyor arkadaşlar. Neyini araştırıyorsunuz ki? Hakan oradaydı. Benim binmem gereken tekneye o bindi. Hakan'ı bulamayıp bir de bu koltukta mı oturuyorsunuz Cengiz Bey? Biz bir tek Hakan'la uğraşmıyoruz. Her gün Hakan gibilerin kurduğu çetelerin istihbari bilgileri geliyor. Sizin adamınız olan Hakan'ın sizin kontrolünüzden çıkması bizim kabahatimiz değil. Gücünüz ve adamlarınız var. Hakan'ı mı bulmak istiyorsunuz? Bulun. Bundan memnun olurum. Hakan benim adamım falan değildi. Başıma siz bela ettiniz. Yanımdan ayrıldı, şimdi memleketin başına bela oldu. Ama dediğin doğru. Hakan'ı bulacak gücüm var. O kuklanın yeni kuklacısını bulacak da gücüm var. Sana tek söyleyeceğim, oturduğun koltuğa çok alışma. Yanlış saftasın. Polat Alemdar'ın bir süre daha yaşaması lazım. Benim anlamadığım, Polat Alemdar'ı öldürmemiz için suikast yerini ve biçimini bildirdiniz bize. Kıl payı ölümden kurtuldu. Ben amacıma ulaşmamışken kimsenin ölmesini istemem. Amacınız ne? Bunu sana söyleyecek olsam söylerdim. Sen adamlarını hazır tut. Önemli iş adamlarına suikastler yapılabilir. Kimler efendim? Bizimle anlaşmayacak olanlar. Allah Allah. Demek yeni işler var. Bir de yeni kısmetler var mı? Bakar mısın Şeyda Hanım? Oho, sizin kısmetiniz açık. Maşallah, maşallah. Hala solunum cihazına bağlı, konuşamaz. Ben onu konuştururum Asu Hanım, siz merak etmeyin. Erhan, kimse girmesin içeri. Peki abi. Şeydacığım, sonra devam ederiz falımıza. Hı hı. Arkadaş uykusuzsa bir oda ayarlayalım. Orada uyusun. Sandalye çok biliyor onu doktor hanım. Siz kafanızı takmayın. Nasılsın? Ben hiç iyi değilim Jülide. Selçuk Toros öldü. Ahu da öldü. Şimdi sen bana bütün bildiklerini anlatmazsan sen de öleceksin. Belki o zaman kendimi biraz daha iyi hissedeceğim.
Şimdi ağzındaki boruyu çıkaracağım. Sorduğum bütün sorulara cevap vermezsen boruyu takmayacağım ve acı içinde öleceksin. Anladın mı beni? Nefesini anlatmaya sakla. O fotoğraftaki adam ben değilim. Kim? Yalçın Yıldız. Fotoğraftan haberin var mıydı? Hayır. Ne zamandır Yıldız'la berabersin? Hep. O Selçuk'la evlenmemi istedi. Dediyse yaptım. Bütün bunlar niçin? Şirket için. Yaşaman için bana bir tek sebep ver. Kayıt. Ne kaydı? Evde. Yıldız'ın verdiği CD'de. İnci'nin Fuat'ın karısını öldürdüğü kayıtlar. Evde nerede? Gizli kasada. Nevzat, abi burada diyorum. Aynı numara 40 defa yapmaktan sıkılmadım Erhan. Abi pürümüz yoksa geleyim mi seninle? Gerek yok Erhan. Burada durmanıza da gerek yok. Evinize gidin. Abi kadına bir şey yapmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Eyvah. Eyvah eyvah. Niye kaldırmıyorsun ya? Günaydın. Müsaitseniz sizinle görüşmem gereken hususlar var. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne ikram edebilirim sana? Teşekkür ederim. Bir şey istemiyorum.
Sizinle öyle ya da böyle bir hukukumuz var. Siz benim işlerime, ben sizin işlerinize karışmamaya gayret gösteriyoruz. Evet, ve bu durumdan memnunum. Ama buna aykırı bir davranış içerisine girildiğini öğrendim. Bu durum sizin bilginiz dahilinde mi değil mi öğrenmek istedim. Nedir o durum? Julie Toros'un yanından geliyorum. Biliyorsunuz, Selçuk Bey ve Ahu'nun Türkiye'ye gelmesine sebep olan fotoğraflar var. Benim ve Julie'nin birlikte olduğumuzu gösteren fotoğraflar. Haberim var. Bu fotoğraflardaki asıl kişiyi sordum Julie'ye. Yalçın Yıldız olduğunu söyledi. Aralarındaki ilişki uzun yıllara dayanıyormuş. Hatta Julie'nin Selçuk Toros'la evlenmesini Yıldız istemiş. Aralarında geçmişte bir ilişki olduğunu biliyordum. Beni buraları ilgilendirmiyor. Bu komplonun Yıldız tarafından kurulup kurulmadığını öğrenmeye geldim. Yıldız benden habersiz böyle bir şey yapmaz. Ben de böyle bir talimat vermedim. Kadın yalan söylüyor. Kadın bir tek bunu söylemiyor ama. Yıldız'ın elinde görüntüler olduğunu, bunları kendisine saklaması için verdiğini söylüyor. Muhtevasını öğrenebilir miyim görüntülerin? Kızınızın Fuat Tamer'in karısını öldürürken kayda alınmış güvenlik kamerası görüntüleri. Görebilir miyim? CD bende değil. Kimde? Biri Julide'nin sakladığı yerden almış. Yani bir kez daha Julide'nin ifadesine inanmamak durumundayım. Zira gelinin biri tarafından öldürülmedi. Kendisini öldürdü. Başka? Bakın Davut Bey. Aslında Yıldız'ın tek başına bana bu komployu yapması için bir neden yok. Neticede Toros Holding'in hisselerini öyle ya da böyle Julie'de aracılığıyla ele geçirebilirdi. Görünüyor ki bir komplocu amacına ulaşmış. Umarım Julie'nin yalan söylediği CD'ler gerçekten yoktur yahut Yıldız'ın elindedir. Müsaadenizle. İyi akşamlar. Evladım, Yıldız'ı çağırın gelsin. O gittikten sonra da Bulut burada olsun. Efendim usta. Uyuyor muydun Memati? Ne oldu usta? Bir şey mi var? Yok Memati. Sabah görüşürüz. Sen uyu. Bir şey varsa geleyim usta. Yok bir şey yok. Hadi hayırlı geceler.
Efendim beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu? Yıldız, Jülide'nin durumu nasıl? Bugün haber aldım efendim. Kendine gelmiş. Polat'la konuşmuş. Öyle mi? Fotoğraflar senin işin mi Yıldız? Hayır efendim. Çok araştırdım ama bulamadım kimin yolladığını. O ev benim evim. Birisi eve girerken çekmiş. Sordurdum, istihbaratçılar değil. Yıldız, Polat'la karşı karşıya gelmeyeceğiz. En azından bir süre gelmeyeceğiz. Bizi karşı karşıya getirmek isteyenler olabilir. Buna fırsat vermeyin. Nasıl emrederseniz efendim. Jülide başka bir şey söylemiş mi efendim? Ne gibi? Şirketle ilgili. Hayır, başka bir şey söylememiş. Gidebilirsin. Peki efendim. Çayın var mı aslanım? Var abi. Afiyet olsun. Kemal, doğru söylüyormuş Bulut. Elinde kamera kaydı varmış İnci'nin. Kimin elinde? Yıldız'ın elinde mi? Umarım elindedir. Yıldız, sizin emrinizle mi kayıt altında tutuyordu İnci Hanım'ın evini? İlk başlarda evet. Ama daha sonra sistemi iptal etmesini söylemiştim. Etmemiş demek ki. Yıldız'ın her adımını takip etmeni istiyorum. Peki efendim. Efendim, rahatsız ediyorum ama önemli bir konu var. Yine ne var Yıldız? İskender Büyük burada. Geleceğini bana niye bildirmediniz? Benim de haberim yoktu efendim. Görüş önemli bir konuysa hafta içinde bir güne randevu verin. Efendim, sizinle görüşmek istiyor. Ve şimdi görüşmek istiyor. Pervasız İskender. Aynı İskender. Bir adam hiç mi değişmez? Gelsin. Sen de burada bulun. Sadece 5 dakika. Görüşmeyi kayda alsınlar. Peki efendim. (Gülüyor)
Evet İskender Büyük, buyurun. Merhaba Davut Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. Hiç değişmemişsiniz Davut Bey. Hala önemli görüşmelerinizi kayıt altına alıyorsunuz. Öyle mi? Buyurun, sizi dinliyorum. Ben zaten çok vaktinizi almaya gelmedim. Bu ülkeyi yönetme sırası bizlerde. Bizzat ağzınızdan duymak istedim. Yanımda mısınız? Karşımda mı? Bu ülkeyi yönetebilmeniz için benim yanımda olmanız gerekir. Eğer benim yanımda değilseniz, yanlış birileri sizi yönlendiriyor demektir ki, bu da hiçbir zaman bu ülkeyi yönetemeyeceğiniz anlamına gelir. Ben iki şeye saygı duyarım. Bir güçlü olana, bir de arkasında gücü olana. Arkanızda büyük bir güç olduğunu biliyorum. Ama siz de benim güçlü olduğumu bilin. Bilmiyor musunuz? Öğrenirsiniz. Bu herif ne iş çeviriyor Yıldız? Bilmiyorum efendim. Öğren Yıldız, öğren. İskender hiç yanlış zamanda ortaya çıkmaz. Belli ki yine kan dökecek. Abi nerede Pürmüz? İçeride uyuyor. Kaç gündür çıkmadı odadan Erhan. Artık endişe ediyorum sağlığına bir şey olacak diye. Pürmüz, asıl ben senin sağlığından endişe ediyorum. Ne uyuması? Gece hastaneye geldi abi. Mümkün değil oğlum. Ben hep buradaydım. Buradaydın ve fosur fosur uyuyordun baboş. Diyene bak. Sanki sen hastanede fosur fosur uyumuyordun. Benimki de çok uzaran. Kas gevşedirin yatık Serhan. Günaydın. Abi kahvaltılık bir şeyler hazırlayalım mı? Gerek yok Erhan. Sadece çay verin. Pürmüz, çayın yanına simit, krem peynir, zeytin, domates... Hadi çabuk bir şeyler hazırlayıverin. Ayakta uyuyorsun oğlum, çabuk. Bu Tataroğlu'na haddini bildirme zamanı. Torunu bugün mü geliyordu Nazım? Evet efendim. Acıların en büyüğünü yaşasın bakalım. Elimizi öpecek mi? Efendim, ne yapılacaksa ben halledeyim. Yok Hakan'ım, yok. Seni başka yere yollayacağım. Tataroğlu'nun torununu Nazım alsın. Sen Karacadağ'ı öldür.
Abi mevzuyu çözdün mü? Ne mevzusu Abdüley? İşte dönem fırıldak. Hangisi Abdüley? Boşver abi. Abi simit yemiyor musun? Yo. Alabilir miyim bir parça? Sen iyi misin Abdüley? Hiç iyi değilim. Midem delindi delinecek abi. Simit mideye iyi gelmez. İyi abi, ne güzel. Delinsin de kurtulayım. Stres beni yedi bitirdi. Az mevzumuz vardı sanki. Hakan'ıydı, Muros'uydu. Bir de başımıza bu İskender çıktı. Bak işte bu İskender benim de midem iyi gelmiyor. Neyin peşinde abi bu adam? İhtiyarlara ulaşıp ne yapacak? İhtiyarların bize vermek istediği, buna vermek istemedikleri bir şey var demek ki Abdüley. 10 senedir bu işin içindeyiz. Hala gizli bir şey mi kaldı? Sen ben ol. Adamlar 2000 yıldır bu işin içinde. Herhalde bizden daha çok şey biliyorlardır Abdüley. O da doğru ama. Abi bir faili meçhul cinayetin üstüne gittik. Çağrı Toros'u kim öldürdü dedik. Nereden nereye geldik? İş adamları, terör örgütü, istihbaratlar, yabancı servisler, çeteler. Neticede bir senede Toros ailesinden bir kişi kalmadı. Üçü de öldü. Düşünüyorum da Hakan'ı bile nerede tanıdık? Bu işin içerisinde tanıdık. Hakan şimdi kime hizmet ediyor? Muhtemelen İskender Büyü'ye. Mafyayı çökertmemiz kaç sene aldı Abdüley? 5 sene. Şimdi devletin dehlizlerinde geziyoruz. Bu dehlizlerde dost kim, düşman kim belli değil. Dostun da, düşmanın da amacı göya devleti kurtarmak. Bir bakıyorsun adam örgütle savaşıyor. Bir bakıyorsun örgüt adamın emrinde savaşıyor. Diyeceksin ki biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Daha önce nasıl yaptıysak. Tek tek çıkacağız basamakları. İlk basamak Hakan. Devrim günlüğü. Çeto bu aralar kendini açtı. Ne var Çeto? Başkanım, asit inhibit gelmiş. Beklesin. Başkanım, limanda günlük beklemesi dünyanın parası. Haftalığından keserim. Terbiyesiz. Bana örgüt yöntemiyle ilgili her şeyi izah ettirme burada. Lanet olası, Bulut Yalçın'dan haber bekliyoruz işte. Başkanım, artık randevulu mu çalışacağız? Çetin, benim kadar demokrat bir başkanı bu örgütte bir daha bulabileceğini zannetmiyorum. Ancak devrimci sabrım doldu, taşmak üzere. Kafana sıktırma lan! Ver defterimi de! Çık lan dışarı! Yürü git! Thank you.
canım. Canım, babana haber vermeyecek misin geldiğimizi? Uy, gel. Gel. Koçum benim. İnce Hanım hattı efendim. Bağla. Baba? Geldiniz mi kızım? Evet babacığım. Eve geçiyoruz. Ben de birazdan çıkacağım kızım. Torunun ne yapıyor? İyi mi? Çok iyi babacığım. Tamam kızım. Öpüyorum ikinizi de. Kızım, bütün randevularımı iptal et. Ver. Hadi anne. Hadi uyu. Ortak, sana çok güzel bir teklifim var. Yok, hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Ya bir dinle önce, bir dinle. Memati, sen gene de dinleme. Bu heriften hayır gelmez. Ya oho. Aynı teklifi sana da yapayım reis. Yap, ağzını mı tıkıyoruz? Sadece dinlemiyoruz. Kardeşim, şu ileride çok güzel bir dürümcü var. Gidip yesek mi diyecektim? Ben ısmarlıyorum, korkmayın. Ben gelmem. Bu bir parça bir şey yedirü, limane toptan getirü. Yok reis, o kadar da değil. Yemesi bedava. Hayırdır gülüm, dürüm mürüm. İçelim diyorum, gelmiyorsun. Ne yapalım? Seversin diye dürümcü dedim. Severim. Teşekkürler. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, ne güzel olmuş. Kim akıl etti bunu Gülseren Hanım? Ya şekerim, nerede kaldınız, nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı. Fuat'cığım. Hadi bakalım. Davutcan'ın şerefine içelim. Hadi bakalım. Ben içemem Fuat. Niye şekerim? Süt veriyorum. Ama saçmalama İnci. Çocuğun süt annesi yok mu? Ne öyle köylüler gibi? Deforme olur sonra. Yani hiç mi düşünmüyorsun kocanı? Ha? Aman Fuat. Ben oğlumu yatırıp geleyim. Ay. Daha söylemedin değil mi şekerim ağa meselesini İnci'ye? Söylemedim, evet. İyi yapmışsın. Üzülür kız. Sizin aranız nasıl? Çocuk iyi geldi bize. Allah Allah. Ne yapıyor? Konuşuyor mu sizinle? Hadi. Geldik evimize. Hadi bakalım. Ay. Yerin seni. Yavrum bebeğim. Ay. Parmaklara bakalım. Canım benim. Ay. Ben bu parmakları...
Gidelim mi Yıldız? Gidelim efendim. Ben hazırım. Nasıl bir duygu dede olmak? Baba olmaktan daha güzel Yıldız. Çok merak ediyorum keratayı. Hadi yürü. Gidemiyorum yaylaya, yayla yaylamaya. İki seneden beri düştüm kara sevdaya. Düştüm kara sevdaya. Çato, yarım saatimiz var oğlum. Emredersin başkanım. Ulan zaten emretmişim. Ne bir daha emir istiyorsun? Hadi. Ben biraz hava alayım. Dağ havasını, kar havasını öyle bir özlemişim ki. Lanet olsun bu rutubetli deniz havasına. İnsanı içten içe çürütüyor Çato. Acele! Vada vada vada, dil pabuç kadar yere. Ulan siz kimsiniz? Ömrümüz bu soruya cevap vermekle geçti. Belli olmuyor mu suratımdan, duruşumdan, konuşmamdan? Belli olmay. Adam gibi soru sorduk, adam gibi cevap ver de. O zaman sen de git buranın sahibine sor kardeşim. Buranın sahibi benim. Kaç tane sahibi var buranın ya? 4 tane. Ben, oğlum Ali Osman, Yalçın Bulut, Memati Baş. Ne? Sen kimsin ula? O Bulut Yalçın'a de ki, Baş Memati'yi listeye tekrar yazdım. Kendi sırası da düşmedi. Örgütle oyun oynanmaz. Sevkiyat bitti başkanım. Tamam lan. Hadi yürü. Çabuk toparlanın. Kaç param var ortak? Hayırdır? Paraya mı sıkıştın? Yoksa yemeğinin parasını ödetme derdine mi düştün? Merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. Zamanında o kadar paltosuz gezdik ki vücut eğik kaldı, içimizdik. Sen hele bir söyle kaç param var diye. Ama şahsi hesabına. Benim hayatımda hiç şahsi bir hesabım olmadı. Olur mu öyle şey? Para varsa vardır, yoksa yoktur. Bunun hesabını mı gideceğiz? Şimdi diyorsun ki yani 5 param yok. Sen şimdi niye taktın para mevzusuna? Şundan taktım. Hani insanın bir hedefi olur. Şu kadar param olunca bırakıp filanca yere gideceğim diye. Tek başıma iş yapacağım diye. Ya da ne bileyim, bu işleri bırakacağım diye. Sen jübileni kaç para yapacaksın? Ben jübile parasını 4 yıl önce tamamladım. Üstüne 4 kat koydum. O zaman ne işin var piyasada? Çek it. Gençlerin önü açılsın. Bir hafta tatile gittim. 2 sene önce. Bir bakayım dedim. Entellerin dediği gibi bir sahil kasabasında her şeyden uzakta yaşayabilecek miyim diye. Arkadaş, 3. gün
Önüme tabağı sert koyan garsonu az daha vuracaktım. Affedersiniz efendim. İstanbul'a dua et gülüm. E peki para ne olacak? O kadar biriktirmişsin. Çoluk çocuk da yok. Memati, ben kimseye boşuna bir şey yedirmem. Söyle bakayım, ben bu parayı ne yapacağım? Ama bana vakıf kur, çocuk okut, hayır işine gir, okul yaptır, hacca git demeyeceksin. Bir yemeğe senin hayatını kurtarmam. Kusura bakma gülüm. Çok mu rahatsız ediyor? Yak gitsin o zaman. Tekrar kazanmak için bir sebebin olur. Oyalanır durursun. Öyle tatlı ki Fuat, sana anlatamam. Böyle kucağıma ilk koydukları anda ağlamaya başladım. Düşünsene, benim çocuğum oldu. Heyecandan ölecektim beklerken. Hep de dalga geçerim böyle hastane koridorlarında bekleyen babalarla. Ama gerçekten başına gelmeden bilmiyorsun. Bambaşka bir durum. Sonra yanımdan almak istediler ama vermedim. Hiç ayrılmak istemiyorum ki. Burada sizinle konuşurken bile aklım orada. Şekerim, ismini hangi yalaka Davutcan koydu? Ama ne koyacaktık Fuat? Bu tabloya göre iki kız olmamış. Gerçi Ahu koyardınız, olur biterdi. Niye Ahu koyalım canım? Güzel isim. Sahi, o iş ne oldu? Ama şekerim, güzel şeylerden konuşalım. Babamın sesi de iyi geliyordu. Çok sevindiğini söylediler. Ya koskoca Davut Tataroğlu resmen yaşlandı şekerim. Ya torun morun öyle seviniyor işte. Darısı başına Fuat. Karımı rahat bıraksaydın belki olurdu şekerim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir görebilir miyim? Tabii, buyurun. Buyurun. Buyurun bu taraftan. Buraya bırakın. Bir isim soyisim imza alabilir miyim? Affedersiniz, lavabo ne tarafta acaba? Üst katta. Bunu nereye bırakalım? Şuraya bırakabilirsiniz. Çıkıp bir baksak mı acaba? Yanımdan daha yeni... Şekerim, dayı oldum. Ya. Bu akşam kutlayalım mı? Dikkat edin lütfen. Kadını ne yapmayı düşünüyorsun? Jürideyim efendim. Evet. Bilmiyorum. Evlen onunla. Efendim, nasıl olur?
Bir kadını susturmanın iki yolu vardır. Ya öldüreceksin ya da evleneceksin. İyi günler. Reis, sana da getirdik. Merak etme, helaldir. Bunun parasını ben ödedim. Yemem ben onu. Reis cepheyi genişletti. Benimle yemeğe çıktın ya. Ağzınla kuş tutsan boş. Hayırdır reis? Ne oldu? Artık senin de buradan kazandığın para haramdı. Orcutla iş yapan adamın parası haramdı. Ne örgütü reis? Ulan moru. Yine havanı attın değil mi? Orcutçular ha buradan vızır vızır uyuşturucu kaçırsın. Sonra da ne örgütü reis? Öyle mi? Şimdi anladık yemeği. Benim bir haberim yok. Bulut, ticaretin ikinci kuralı ne biliyor musun? Ortağını kazıklayanı kazığa oturturlar. Ben hayatta kimseyi kazıklamam. Sadece kandırırım. Kanma gülüm. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babacığım. Canım kızım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nerede benim torunum? Hemen getiriyorum babacığım. Nasılsın Kemal? Teşekkür ederim efendim. Baba. Tebrikler. Merhaba Fuat. Baba. Bir görsen Davutcan'ı, aynı sana benziyor. Gerçekten mi Fuat? Bilmiyorum yani, İnci öyle söylüyor. Yani. Bebeğim nerede? Bebeğim yok. Gülseren, oğlum nerede? Aman Allah'ım. Oğlum yok. Oğlum yok. Oğlum. Oğlum yok. Oğlum yok. Oğlum yok. Oğlum yok. Oğlum yok. Tamam canım. Tamam. Tamam. Oğlum geçti, tamam. Yok. Tamam. Oğlum. Tamam. Tamam. Yok. Oğlum. Gel. Gel bakalım Nazım'ım. Niye ağlıyor bu bebek? Adam olacak çocuk nereden belli olur biliyor musun Nazım? Nereden efendim? Nerede ağlayıp nerede susacağını bilmesinden. İsim koymuşlar mı buna? Bilmiyorum efendim.
Biz onun adını Süleyman koyalım. Günün birinde bir tahta oturacak nasılsa. Oy ben adam, nasıl adam? Dinin ananın maaşımı alıp nereye gideyim? Başkanım, biz şimdi hangi tarafta yer alacağız? Sen benim yanımda kal, yeter sana Çetin. Başkanım siz? Çetin, sen taktik ve strateji okudun mu cezaevinde? Başkanım, ben cezaevine girmedim ki. Belli oluyor. Taktik strateji bilseydin, bu sorulara beynin değer olmadığını bilirdin. Niye başkanım? Ben de düşünen bir varlık değil miyim? Ne oluyor lan? Sen gereksiz yere düşünen sosyal bir hayvansın Çeto. Oğlum niye kırmızı ışıkta duruyorsun? Biz kapitalist düzenin bütün kurallarına karşı gelmek için mücadele vermiyor muyuz? Başkan, trafik ışıkları internasyonel kural değil mi? İn lan arabadan aşağı. İn lan! Bak bakalım fazla hasar var mı? Yürü! Tövbe Allah'ım yarabbim. Hepimize geçmiş olsun. Ne geçmiş olsun? Geldin dıran arabaya çarptın. Kış mevsiminde olur böyle şeyler. Canımıza gelen malımıza gelsin. Mal derken sen neden bahsediyorsun? Benimle şifreli şifre konuşma lan. Kimsin sen? Ben Polat Alemdar'ın sağ koluyum. Asıl siz kim oluyorsunuz da bana böyle konuşuyorsunuz? Ha 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 ha. Ben de o zaman örgütün merkez komitesindeyim. Kim olursan ol kardeşim. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Ya kardeşim, çek git başımızdan be. Burada halkların kardeşliğini masaya mı yatıracağız şimdi? Bir de geçmiş karşıma racon kesiyor. Ben Polat Alemdar'ın yakınıyım. Zaten bu ülkede herkes bir mafyanın yakını. Hadi! Heh. Al. Bize tampon bölge gerekmez. Al senin olsun. Yürü Çetin. Bir yere bırakmam. Polis çağıralım. Zabıt tutsun. Polis derken? Trafik polisi. Trafik polisi mi? Sen Muro'nun gururuyla mı oynuyorsun lan? Ha ha ha, Muro'ymuş. Bu ülkenin yarısının ismi Muro. Adını soyadını istiyorum. Benim adım soyadım idam sehpalarında. DGM ifadelerinde geçiyor. Sana mı söyleyeceğim lan? Deli! Bakın, hayatta her şeye tahammülüm vardır ama asla ve asla insanların hastalıklarıyla alay edilmesine tahammülüm yoktur. Ya git, deli misin nesin kardeşim? Seni öldürürüm lan! Lan! Ne oluyor lan? Lan! Kafan olsa sıkacağım ama. Sokak ortasında vurdurtma kendini. Hadi! Yürü Çetin! Bir yere gidemezsiniz. Eğer giderseniz Polat Alemdar sizi yaşatmaz. Polat Alemdar gitsin, düşmanlarını yaşatmasın. Nedir o Hakan denen zibidi? Elini kollu sallaya sallaya Karacadağlara sıkma planı yapıyor. Ne diyorsun siz kardeşim? Başkanım, ne Cesar! Yapıyorsun? Sen şimdi Alemdar Polat'ın sağ kolu musun? Sağ kolunun sağ kolu. Höl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 
Tamam mı? Zararını ödedik mi? Size inanmıyorum. Eşkalinizi Polat Bey'e göstermem lazım. Bana inanması için. Al çek, hadi gel. Nalet olsun. Eğer bu araba yüklü olmasaydı var ya, öttürürdüm seni. Anca gidersin. Hadi lan! Hadi! Başkanım, ne yapıyorsun? Örgütsel sırlarımızı niye düşmana söylüyorsun? Çetincim, Hakan kim? İşbirlikçi bir ajan. Polat kim? O da bir ajan. Peki bu bize çarpan kim? Allah'ın delisi. Eğer kazara ben yanılıyorsam ve bu adam deli değilse, gider Polat'a der ki, Hakan filanca yerde. Ne olmuş olur? İki ajan grup aralarında çatışmış olur ve biz her halükarda karlı çıkarız. İşte buna taktik ve strateji denir Çeto. Burada Lenin'in saygıyla ve hayranlıkla anmak durumundayım.
Ne diyordu büyük lider? Devrimi halk yığınları değil, ancak ve ancak profesyonel devrimciler gerçekleştirecektir. Yani sen değil Çeto. Boşuna sırıtma, ben. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dışarıdan gelen sensin Memati. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Canım sıkıldı usta. Bulut müsaade etmiş. Bizim limandan uyuşturucu gidip geliyormuş. E söylemedin mi sen ona Memati? Söyledim usta. Benim haberim yok diyor. Kim kaçırıyormuş malı? Örgüt. Yani Muro. Aynen öyle usta. Tatoroğlu'nun seni niye ortak yaptığı anlaşıldı. Yasal işler kendilerinin, yasa dışı işler nasıl olsa adımız çıkmış, üstümüze yıkılıyor. Ne güzel. Devlete yeni baron lazımdı. Memati Baş, mazot ve uyuşturucu baronu. Şimdi örgütle mi çatışacağım, bulutla mı? Yoksa malın geçmesine izin mi vereceğiz? Ne yapacağız usta? Bekleyip iyice işi çözeceğiz. Kimin gemisiyle gidiyor? Kimin gemisiyle geliyor? Nerede işleniyor? Türkiye'de satılıyor mu? Ve neticede Muro bu işin neresinde? Hastanenin geleceği ne olacak Tuncay Bey? Bilmiyorum Asu Hanım. Doroslar gitti. Polat Bey ne yapacak? Herhalde henüz karar vermemiştir. Kaçkarların da hissesi var galiba. Polat Alemdar'ın onlara bir şey vereceğini zannetmiyorum. Sahi sizin aranız nasıl onlarla? Çok uzun zamandır görüşmedik. Biraz enteresan değil mi? Açıkçası sizinle yakınlaştıktan sonra Turan Bey beni yanında pek görmek istemedi. Bu iyiye işaret mi bilmiyorum. Gayet iyiye işaret. Ne işiniz var sizin o tip insanlarla? Özellikle sizinle ben çok güzel günler arifesindeyken. Çok özür dilerim efendim ama başıma gelenlere inanamazsınız. Hüsnü Bey, başınıza ne geldiyse geldi. Geçmiş olsun, sonra görüşelim. Mümkün değil efendim. Asu Hanımefendinin bile yanında söyleyemeyeceğim kadar gizli ve önemli bir bilgi. Polat Alemdar'ın düşmanlarıyla alakalı. Abi Tuncay Bey geldi, önemliymiş. Buyursun. Buyur Tuncay Bey. Efendim, Hüsnü Bey bir olaya şahit olmuş. İddia ettiğine göre Muro ile tanışmış. Muro da kendisine Hakan'ın bugün Karacadağlara suikast düzenleyeceğini söylemiş. Ne diyorsun Tuncay Bey? Bana da biraz tuhaf geldi ama. Allah'ım, işimiz delilere kaldı. Nerede tanıştın Hüsnü Bey Muro ile? Trafikte efendim. Gerçi ben kendisine inanmadım ama tedbiren bir adet fotoğrafını cep telefonuma kaydettim. Ver bakayım şunu. Şu işi başından bir anlatır mısın? Efendim şöyle oldu. Tuncay Bey'in bana emrettiği üzere çiçek mezatından uygun fiyata çok sayıda gül almaya giderken... Oraları geçer misin Hüsnü Bey kardeşim? Çarpışma anına gelin.
Alo. Sen söyle adres. Ben aklımda tutarım. Tamam. Dişçinin adı? Tamam. Usta, böyle saçmalık mı olur? Muro bunun haline bakıp kafa bulmuştur büyük ihtimalle. Ya da bildiğin tuzak. Sen ne diyorsun Abdüley? Vallahi tuzak muzak abi. Ben bu işin üstüne giderim. Nasıl gideceksin Abdüley? Bana bir anlatsana. Abi giderim Celal Karaca'da. Hakan seni öldürecek derim. Yanımda beklerim. Ha. Adam da sana inanacak öyle mi? Usta, bir delinin aklıyla iş mi yapacağız? Yapacağız Memati. Usta, sen yapma bari. Ben tesadüflere inanırım Memati. Yürü Abdüley. Ya Bedri, örgütten bir ses yok mu? Onlar şu sıra kendi dertleriyle uğraşıyorlar Celal Bey. Bir süre ses çıkmaz onlardan. İyi iyi, çıkmasın. Bu İskender başımıza bir iş çıkarmasın. Valla isteklerini kabul etmezsek çıkarabilir efendim. Neyse, ben burada yokken Cemal reddetsin. Ben dönünce bir uzlaşma sağlarız. Peki efendim. Şu gelen Polat değil mi? İndir şu silahı Bedri Fincancı. Arabanın içine mi girilir adam vurmak için? Yahu hayırdır, ne oldu Sayın Alemdar? Anlaşmazlık mı oldu? Bir yanlış anlama mı var? Bedri, niye benim haberim yok? Hayatınızı kurtarmaya geldim. Anlamadım. Size suikast düzenlenecek. Nerede? Bilmiyorum. Bugünkü programınız neredeyse orada. Mümkün değil. Havaalanına gidiyoruz Londra'ya gitmek üzere. Nasıl olur? Havaalanında mümkün değil. Güvenli alan orası. Yahu kim bize suikast yapacakmış, baştan anlatsanız. İskender Büyük'ün adamlarından biri Hakan. Bizim ne işimiz olur İskender'le Hakan'la? Kardeşinizin teması var mı? Var mı Bedri? Efendim, cenazede kardeşiniz yoktu. Randevu falan da vermedi ama... Cemal Karaca daha nerede? Cemal Bey dişçiye gidecekti. Bir ara bakalım Bedri. Aha. Bir yere gitmesin Celal Bey. Ona hiçbir şey olmayacak. Siz bana dişçinin adresini verin. Dön Firmüz, dön. Yanlış garaja daha gelmişiz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bekleteceğiz Cemal Bey. Önemli sizi. Değil. Buyurun. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk. Aa, Nalan Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim Cemal Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Ne çok zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Evet. Eşiniz nasıl? Teşekkür ederim, iyidir. Hadi Cemal. Hadi Cemal. Çekil ulan, çekil! Görelim bakalım işkence nasıl oluyormuş.